Muhterem arkadaşlarım, Birleşim'in eşiğindeki serverlarda ikinci videomuz Diyez'de. Hepinize selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlarım, yani bir konuya hemen açıklık getirmek isterim ki bunlar benim kendi yorumlarım, kendi görüşlerim ve olması gerektiğini düşündüğüm birleşmeler arkadaşlar. Size saçma geliyor olabilir, katılmıyor olabilirsiniz. Ama yani kendi kanalımda birleşmesini öngördüğüm sonuçları inceliyorum ve pazarlarına bakıyorum. Bu seri yani benim birleşmesini öngördüğüm 3 tane birleşimi öngörüyorum. Bunların ilki Aristides Gordion, üçünün birleşimi. Diğeri Rosetta ile Olympia'nın birleşimi. Son olarak da Aegis kardeşim yazmış. Ben çok incelemeyi düşünmüyordum ama Steel, Pathos'la Cypher'ın birleşme ihtimali. Yani bu en düşük ihtimal ama onu da en son inceleyeceğim arkadaşlar. Neyse, şimdi ilk birleşim mevzumuz olan Aristides Gordion'da Aris videomuzu çekmiştik. Şimdi bizim de serverımız olan Diyez'deyiz. Çar benim efsane Gawain TR çarı, bilmeyenler için bir kez daha kısaca özet geçeyim. Daha sonra piyasaya bakacağız. Ama öncelikle ufak bir nostalji yapalım arkadaşlar. Daha önce göstermiştim, izleyenler vardır. İzlemeyenler için çarımızda 3647 manner puanı da var. Çar alt tireli, Grandmaster skill'i aktif. Bu skill arkadaşlar 15 yıllık, şöyle göstereyim, 15 yıllık eski Old User diye bakın. 15 yıl geçmiş olan akkontlara verilen bir özellik. Dolayısıyla çarın 90 defansı açık 3 bir atak veriyor ekstradan. Diğer husus manner puanı, biliyorsunuz civciv patlata patlata yardım insanlara kasa kasa kazanılan bir iyilik puanıdır, bilmeyenler için de bunu bir dipnot olarak düşeyim. Yine çarımızda nostalji gitenlerimiz var arkadaşlar. Şöyle ayna gibi elimdeki efsane Halbert 8 gibi. Düzeltiyorum, Halbert diyorum, Bardi 8 gibi. Yine Hendaxe. Yanına böyle Destroyer. Hatta şu Hendaxe'yi şöyle taksak daha iyi. Şu şekilde arkadaşlar. Hepsinin böyle bende bunlar mevcut. Yine Greataxe'nin Flame damage'i. Greataxe'nin Poison damage'i. Efsane Giant Maul artı 8. Tabar artı 8. Durundel Red 1. Bu çok önemli değil ama. Yine Timberaxe artı 8. Battle Pork. Yine yanına böyle Hendaxe takılabilir çifte. Destroyer'ı zaten biliyorsunuz. Ve Candy gibi efsane nostalji silahlarımız bu Diyez'de var. Bitti mi bitmedi. Bunun yanı sıra arkadaşlar, bankamızda oyundan şu anda kaldırılan ama geçmişte elde edilmek için büyük emekler sarf edilen görev materyalleri de bulunmaktadır. Göstereyim onları da, daha sonra piyasaya geçelim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kekon biberi. Bunu geç. Yine Skorpyonlar ve türelerinden çıkan Pinger Poison. Keylan'dan çıkan Keylan Scale. Ta 2008 yılında falan gelmişti Lotto etkinliğinde gelen bir Lotto. Wolfite. Buradaki Werewolf'lerden çıkan. Simurgon, Simuladonite. Köpeklerden çıkan. Skull, Skeletonlardan çıkan. Undying Bone. Simuladon Meat. Glyphladon Gözü. Yani. Yine yılbaşı etkinliğinde gelen. Bunları birleştirip veriyorduk arkadaşlar. Arı götü, hornet götü. Yine silk bundle, bandikot dişi, silah böyle, bu herhalde var. Yine green rice cake, ta 2004'ten 2003'ten kalma bir item. Bunlardan çıkan gold scale. Bundan değil de şu hatırlatta çıkıyordu. Yine green peel arkadaşlar, bu ilk kattan çıkardı bunu. Zero'da çok kullanırdı PK'larında. Green peel. Yine 35 kağıdı, Thunder, Fire ve Glacier şeklinde. Hey gidi günler diyoruz. Hasretle ve özlemle de yad ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Diyez'imizin piyasasına bakalım. Bu arada geçen videoda Ares'in GB'sine çok değinememiştim arkadaşlar ama şöyle bir Vatan Game üzerinden GB durumlarına da baktığımız zaman onu da göstereyim. Night Online Wolfman diyelim şöyle. Şu anda Ares'in GB'si 150 liradan alışı var. 165'ten satışı var Ares'in. Diyez'in de 151'de alış. 161'den de seli var. Haberiniz ola arkadaşlar. Evet. Şuradan başlayalım.
Old Truck'e baksın 5M'den, Superior'un 8M'den Buying'in olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine aşağı yukarı bu diğer aynı bir gem fiyatı. Şey, ALES'le aynı aşağı yukarı. Silver Gem 1M400, Blue Gem 450, Green Gem 350, Black Gem 350, Mavi Kutu 850K, Yeşil Kutu 400, Kırmızı Kutu 280K'dan alıcı bekliyor. Yine Ezi Kustlara da buying açılmış. 320'şer K'dan Besin buying'i 1M. Burada tabii bir tık daha fazla açmış. 8,5'a 5,5. Etin mi çıkıyordu, bu neydi? 900K 425, 885 kutularında buying'i. Evet, dark taş, fragment taşları var. Burada niye bu kadar düşük de, yani bu herhalde işin puştuğunda mı desem? Yok yani, buz taşının 1,5 hemden buying olur mu ya? Çok ucuz geldi bana ama neyse. Buz taşının 1,5 hem, slot taşının 1 hem, Brad 800 hem, Pride 450, Pluton 500. Yalnız bu arada 700K'dan falan buying'i vardı Ares'te. Ares'te bu taşların daha değerli olduğunu söylemek lazım arkadaşlar. Yok, her tarafta hemen hemen aynı, evet. Tabii daha şeylere, Envi'yle grid'e bakmadım ama grid taşının Ares'te 10G ve 10M'den satışı var. Hatta şurada var, evet bakın. Grid taşı 3M arkadaşlar. 3M'den buying'i var. Çok düşük. Çok çok düşük gerçekten. Diyez bir tık daha konuda ALES'e göre ölmüş durumda diyebiliriz yani bu taş piyasası konusunda da. Gerçekten anlayamadım. Buz'da mesela bakın, Buz'un 925K iken burada 870K'ya buying'i var. Az önce Besin 1M'i buying'ini gördüm ama Riyad Shield'ın 1,5 hemden buying'i var. Yine şöyle baktığımız zaman Trina 77,5, Ares'e yanılmıyorsam 1 GB civarıydı Trina. Besim yani 1M'den buying'in olduğunu görüyoruz. Evet. Şöyle bir kere daha bir göz atalım. Green taşının 3M, M taşının 2M'den buying'i var. Silver Gem 1M400, Yellow Gem 900, Red Gem 900, Yellow Gem 800. Arkadaşlar, bayağı düşük diyezler. Ares'e göre taş piyasası, hatta taş, kutu, bütün fiyatlarda diyez Ares'in gerisinde arkadaşlar. Çok açık şekilde belli. VB'lere baktığımız zaman VB'lerin de 920K'dan buying'i var. Seri ne kadar? Artı 6'sını koymuş 5M'den. Kardeşim ne diyor? Yerler bembeyaz. Oyunu silip yükledim. Herhalde bu kardeşimizin işlemcinin AMD mi? Yani benim bildiğim işlemci AMD olunca öyle oluyordu. Çözümü nasıl? Çözümünü bilmiyorum ya. Yani. Neyse. Devam edelim biz. Bilsem yargılırım kardeşim, ne diyeyim şu an, yani bildiğim bir şey değil, araştırmak lazım internette. Neyse devam edelim. Flash Black MPR 30M, Flaming 8,5M, Pus'un Sel'i bile 950K, yani Sel'de bile ALES'in hemen hemen 150K gerisinde kalıyor. Ay, bu da Buying'ler açılmış ama Buying'lere çok takılmıyorum ben. Opaller 5M bakın 12 falan, 12M falandı ALES'te. Yani esasen Ares yani şu anda old takı kutu gem piyasası yönünden Diyez'e göre bence bir tık daha önde gibi geliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 3 soru buna kıyasında. Bak burada old Deathbed 4M800, old Opal 5200, old Silver 4200. Old takı piyasası da öyle aman aman yüksek değil Diyez'imizin. Tamam. Şurada Old Roach 3M, 5M'e görmüştüm Ares'te de. Old Diamond 4, Old Opal'ler yine 5M. Iron Bow Red 1'ler 28,5.
IMEI'de falan çok para etmiyor artık arkadaşlarım ama kadara koymuşlar. Şöyle yukarı çıkmadan bir de şunlara fiyatına bakalım. TS 155K, Ares'te 120K falandı. Belki burada falan koymuştur. Yok burada evet. 218'de 124'te ATC'lerin fiyatı. Magic Hammer 317K. Abyss Tozun 1'e 400'den buying'i var. Evet arkadaşlar. Burada bu itemlerin de pahalı olduğunu görüyoruz bu arada. Abi bilmiyorum kardeş ya ne diyeyim. Lego 0 ben yeni açmış 18.5 ya. Burada bu topuklar ucuz arkadaşlar. Çok pahalı değil. Yine 8 fabrikleri de 15'in fabrikleri hala burada da çok değerli. Geçelim artık buraları. Şöyle bakıyorum bakma. Unuttuğumuz bir şey var mı diye en son buraya bakmıştık. Artı birlerin buying'i 900 kadar olduğunu söyledik. Burada Unique'lerin de pazardan kurmuş ama pazarcı arkadaş. 2M bu mesela 6M'di. Ares'te. Geçelim. Bunları kafi diye düşünüyorum. Kahvemizden yudum yarım sabahın erken saatleri arkadaşlar. Adaga 7 7GB. Sel olarak koymuş. Superior 12 oldu 7. Hepten pazara koymuş arkadaşımız. Evet, old takılar var. Iron Bowen artı 1'ini 1M'den koymuş. Artı 1 Raptor 15 yap. Old Elf Metal 7.5 ama bu fiyatlara etmez yani. Yine 7 Raptor, 7 Hulani 45 yap. Geçelim. Yani şu anki fiyatlara göre arkadaşlar. Tabi elit takılar da bak lazım ama Ares bence Diaz'den daha oynanabilir bir soru. Yani net. Bir de 300'den de VB'lerin selini koymuş arkadaş. Uraş taşı bir gibi yani bütün manası Dark Fragment ya Diaz'de şu an hala bahçe taşlarının buying'i var arkadaşlar ya. Bahçe taşlarının buying'i var yani Diaz'de ne de Diaz'de hiç mesela ben çok kastım Diaz'de benim Voli BFM var X'de de çok kastım ama yani bilmiyorum. Muhtemelen yarı sonucuda ittifakların itemlenmesinden sonra ben bırakırım. Yani bu dediğim 6 ay bulur tabi de. Sonra dönüşümü muhtemelen ben bir Akkont şöyle bir eski usul çar bulup bir Ares'e de öyle bir çar açmayı düşünebilirim arkadaşlar. Bunu da dipnot düşeyim. Ares de yani oynanır. Ares de oynanır. Şu anki kalabalıkta hele daha da iyi oynanır. Murkilerin 6M, 4M, Rugias. 7 fabrikler her yere doldu ki bu da Rabirem. Geniye aynı hemen hemen 23'e arkadaşlar. Evet slot taşları gördük. Şurada hemen takılara biraz bakalım. 7 Wind Force 4 5GB, 8 Holy Animal 4.5GB, 8 Hellbreaker 3GB, 8 DS 180M, 8 Raptorlar 1GB bile değil. 90M, 7 Iron Bow 30M, 8 Hangok 164M, Kurovaz Mage kolluk 70M. Artı 6 MPR çok severim bu silahı. MPR 90. Warrior Pendant artı 3 250. Foveran artı 361. Flamelink artı 3 224. LKP 378 artı 3. 8 Shell Asas. Bot hariç diğer parçalar 60. Bot 80. Artı 1 Rep İB'de. 30. 9 Raptor burada da ucuz arkadaşlar. 359. 8 HB 300'e. LR Codex Giga Rep 1 514'e. Galbales 324'e. DD 25 FP Priest kafalık 1 GB. Yine Priest Shell Set 50 tanesi artı 8. Robux 6 bunun artık. Rosetta Assassin Göğüslük 180'e. Murky Rep 1 54'e arkadaşlar. 7 Eagle Eye 159'e. Klasik baktığımız gibi şeye de bakalım. Eagle Eye 0 ne kadar? Ona da bakalım. Göremedim. Bu ne ya? Rep 12 mi bu? Rep 12 CHD 324 tam arkadaşlar. Şu an pazarda Eagle Eye 0 göremedim. Hep 7.
Tabii Jewel vardı. Jewel of Philosopher. Kurya. Evet, buradaymış. 43 hem bu Ares'te 30 hemdi arkadaşlar. 7 HB 69 hem. 7 Helenit 150 hem. 8 Chitimbo 319 hem. Yine Raptor 90. 4 hem artı 8'i. Aztec Gold Flitol 15,5 KB. Artı 8 kardeşlerim. Eagle Eye 7'yi göstermiştik herhalde. 159 hem. Scorpion Sight 7'de 44-45 hem. Smite Hammer 7-52 hem. Yine az önceki filmin aynısı 60 hem. Burada pazarda, orada 90'a koymuştu. RE artı 1 34 hem. Hanguk Sword 7. 35 hem. Elfbelt artı 0 35. VDN 0 20 hem. Sos artı 0 Old değil 20 hem. 9 DS var. 14,25 GB. LKP artı 379. Iron Box 8 233 hem. Burada yak balıklar yine fiyat aynı arkadaşlar. Krovazlar yorgafalık 4 GB. Bunlar 500'er kağıdın alıcısını bekliyor. Şöyle tekrar. VB'lerin artı 7'si 15,5. 8. Litol 15 GB koymuş. DV'nin artı 0'ı 4 GB. İşte yer standartta 4M, 3M gibi unik silahlar. Geri çittim bot 11'e. Secret Priest kafalı 65'e. Bunlar artık çok kullanılan şeyler değil arkadaşlar. Devam edelim. Yani arkadaşlar pazar sayısının ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Yani şurada 150 pazar ya vardır ya yoktur. Birleşime ihtiyacı olan play'in az. Server'lar yani. Yine Undead Wind Force Red 1 490M. Bombastic Raum artı 7 345M. Undead Raum 225M. Glacial Erenion. Yani gereksiz bir şey. 50M. Geçtim bunları da. 9 Mirage Sword 7 GB. 8 Hang 370M. Sos artı 1 7, Şaş artı 1 70M. Roach artı 285M. Lillim artı 2, 145, Lillim artı 1, 55'e FP8 basmış koymuş. Yine Çetin Shell var arkadaşlar. 3 parça. Göğüslük ve kafalık ikisi. Şunlar var ya, karı tarıyor kadar yakışıyor ya. 365 erim. Göğüslük kafalık 5 GB arkadaşlar. O da artı 8 var şey. 78'e. 8 Murki 415 hem çok pahalı. Iron Bow yine de 30 hem. Artık devreler 1'e 300K 7 Murki 56 hem demiş. 8 Fabrik dediğim gibi 14-15 hem arkadaşlar uçuyor burada. Çetin artı 7 göğüslükte 8 hem 750K. Artı 5 MP renklerde işte 7-8 hemden alıcısını bekliyor. Artı 2 Flaming 90 hem. Artı 3 Amulet of Dex 15 GB. Tellbreaker'ın artı 0'ı 9,5. 8'e de görmüştüm. 9 Bombastic Ball 11,75 GB. 8 Murkin'le 4 GB bandında. Tabi Helen'in ne o? Helen'in tartıya değil. Yine 140 hem. Şaş artı 3. 6, şaş sostan pahalı arkadaşlar. İlginç şekilde. Yine 16 STR küpe 3 health bonusu var. 3-6 GB duali. VDN 4 450 8 Raptor kafalı kart 8 Shell var. O artı birler var 28 eplen. Geçelim. Elixir 9580M, Eren 8690M, Krovas Priest Health basılı 103M arkadaşlar, Smite Hammer artı 7 50M, Fog 2 61M. Yine artı 5 9 750M, ya artı 5'i bile 750M, Allah belanızı versin ya. Şu yobun, arkadaşlar özür diliyorum ya. Int BP ile çar dizip tanıttığım için özür diliyorum ya. Gerçekten özür diliyorum ya.
Ne kepazelik şu yalan. Neyse tamam, ben sinirlenmeyeyim, sakin olayım. Sweet Kispal 250 M arkadaşlar, artı 7'si. Buju artı 6. Buju çöp bir silah bu sefer burada yani. Çöp, tamamen çöp. Raptor 9'dan 10'lardan vurdu, o kadar bol olduğu yerde. Tamamıyla çöp Buju. Despir zaten. 275 M. Amulet of Curse artı 235 M arkadaşlar. Priest'e Yarik, eski Cleric Yarik yani. Tanesi. Artı 2 140 M. Artı 1 50 M. Çöpe atıyordum ben bunları. Artı 1 Rof. 7 GV. 7 Unde Fleonard, 6 GV, 7 Bitril Bolt 115M, Roach artı 3 425M arkadaşlar. Warrior Krobat parçaları 200, yani göğüs tüp 300, kolluk 245, göt tüp 245, bot 225, artı 3 Warrior Rear Ring 227M tanesi, Hero artı 2'ler 195, Sweet Kiss Ball artı 75 GB. Yine Priest Ring artı 3, Esi Cleric yani. 360 yap. Şöyle bakıyorum. Devam edelim abi. BDN artı 3. 382. Yine 8 Murky 4 GB. 9 Rogue Etin Shell 455. 8 Hellbreaker 3 GB. Lillim artı 3. 3 GB yer bulursunuz. 9 Raptor var. 9 fabrikler burada da gördüğünüz gibi tanesi arkadaşlar 4 GB, yani 9 fabriğin. Lugia Rep 1 45 yap. Burada ne var? Moloch. Trainer Kate Moloch. Yani şunu Ice Bucket'e gittiğim zaman o kadar çok aradım ki arkadaşlar, bulamadım. Şimdi de yani artık kim alırsa götüne soksun deyip geçiyorum yani, hiç uğraşmayacağım bu kadar, çünkü beni uğundurdular ki almadım yani. Evet, şöyle burada taş piyasası oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın, burada sel fiyatları var. Yani grid'in 3.5'tan buying yeri kaçamadım, çünkü seli bile 4 hem 400. Yani çok düşük. Olan bu. Kokartı 3 12 GB arkadaşlar. Evet yani Diez'de BF'dir, kutudur, bahçe farmıdır falan hikaye arkadaşlar. Diez'de yapılmaz. Diez'de gerçekten de şu haliyle Diez'de ben açıkçası oynamak istemem. Zaten ben Diez'den de veya bu yüzden geçtim arkadaşlar. Yani taş fiyatlarının inanılmaz örüldüğünden, yani farm yapılamadığından bahsetmiştim. CS artı 21, 12.5 GB. Bu arada video bayağı uzun olacak gibi ya. 23 dakika oldu Diez'in videosu. Artık biraz hızlandıralım şunu. Chaos Nebulos artı 6 var. Eagle Eye artı 5. Burada ne koymuş? Artı 6 giga. Artı 6 rep. Tekel Giyanti Haksi 6 GB. Ki zaten çoğu şeye de baktık gerçi. Sos artı 3. Dediğim gibi şaştan daha ucuz sos. 445 M arkadaşlar. Böyle artı 9 Iron Impact 7 GB. 9 Raptor'u gösterdik. Dual 3 Lego tanesi 570 M. Scorpion Shield 44 M Rep 1 PE artı 3 790 M. 7 Kanjar 257 M. Royal Amblem'e bakar mısın? Kara borsa ya. 790 M Adaga. Yine kafalık 489 Chitin Shell varıyor. Göttük 339. Göğüslük 339. Nebrostar var işte böyle. Abbiles. Priest değerli. Iron 2 588 yap. Burada arkadaşlar hepsine tek tek bakamıyoruz. Mesela siz Iron 2 artı 2'si 588 ise bölün. Bunu 3'e artı 1, onu da bölün 3'e, artı 0 fiyatı ortaya çıkıyor zaten. Role boy kurmuş 720 m tanesi. Ama tabii satış fiyatı 10 GB iş tanesinin. Artı 9 Dietrau 975 m, 8 fabrikte yine dediğim gibi 15 m, Nex 0'da 75 m. Amulet of Curse 650 m, BDN 3 450 m, Mino 3 450 m, Amulet of STR artı 0 45 m, Jewel of STR 1 GB bunu verir. Hero takılara çok girmiyorum, akaralara.
Artı 3000 lira yine 444. 7 varyor portuymuş. Provası. Golden Earring artı 0.75M. Kristallnik 30M. PE var. Elf metal. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Flamenik artı 2. 95M. Dibol artı 1. 40M. Yani siz bunları bu fiyatlardan artı 3'ünü falan hesaplarsınız. Ben çok girmiyorum. Bir de 300'den artık. Bu belli şeylerin seli var. Bu arada 21M'e kadar da düşmüş geniye. 23'e de görmüştük. Crystal Belt bunlar. P Platinum Ring çöp. Artı 0. 75'e. Ekber'de 34. Geçelim. Bu sürümlerini çok tanıtmaya gerek yok. Bunlar alım satımına göre değerlenir. Rahve artı 0. 385. Eagle Eye artı 0. 5. MDR 1.20. O biraz pahalıya gitmiş. 13'e açınca bu oyunun senini gördük. VM'nin falan. Elemental Pendant artı 3. 3GB. Yani 3GB bedava şu item, yemin ediyorum. Exp Iron Bow 65. Evet arkadaşlar, şurada Bind de kurmuş. Daha bunlar artı bir demine Bind kurmuş. Hellbreaker bu. 55 elinde Hellbreaker'ın red birine Bind kurmuş. Evet arkadaşlar. Toparlarsak Diez'de, yani bir defa ne Ares ne Diez ne de Gordion arkadaşlar. Bu GB fiyatını hak edecek sorular değil. Çünkü bu sorularda farm zaten yok. Yani taş piyasası gördüğünüz gibi yerlerde. Bu serverlarda oynayıp da bir şeyler, yani solo vaziyette oynayıp da çarmıza katabileceğiniz bir şey de yok. Buz farmı da ölü. Bez farmı da ölü. Çöp, kutu, vır zıvır farmları da BDB'ye gireyim, şuna gireyim, ölü. Yani bu serverlarda arkadaşlar sadece ne yapıyor biliyor musunuz? Full artı full, dün Fatih kardeşimin çarı gibi full artı full çarınızı dizersiniz. Klanınızla beraber PK atarsınız. O da akşam vakitlerinde yani. Gündüz gene kimseyi bulamazsınız. NPC'ler kavga ediyor böyle birbiriyle. Yani bu serverlarda artık yapılacak iş bu. Ha, bunu canlandırmak bağında diyorum. Ben bu üç sunucu birleştiği zaman burada oynayan, sallıyorum, akşam Diez'de çıkan işte 8 parti, Ares'de çıkan 10 parti, Gordion'da çıkan 5 parti birleştiği zaman yine bir nevi de olsa eski o kalabalık ortamı yakalamaz, mümkün değil ama yine benim en azından bir kıvılcım olur yani. Piyasası biraz daha toplanır, derlenir, düzenlenir. Yani şu piyasalar bir tık daha toplanır diye düşünüyorum. Ares Diyaz Gordion'un birleşmesi lazım. Bir de iki sunucu olması lazım. Ares Diyaz Gordion 3'ü birleşsin. Sallıyorum, Ares'in çatısı altında. Ares 1, Ares 1, Ares 2. Ares 1 PK sunucusu, Ares 2 pazar sunucusu gibi. Gayet de yeterli bir iki server. Tek server, iki sunucu. Yani tam tersi, iki sunucu, iki server diyebilirsiniz yani. Böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Yarın da Gordion inceleriz. Gordion daha böyle, daha mı iyi, onu göreceğiz. Şimdilik Diyez'de bu kadar arkadaşlar. Yarım saatte olmuş yani Diyez. Biraz uzun oldu. 10 dakika kadar ama kendi sorunumuz olduğu için yani çarımız da burada görüyorsunuz. Çarım bu. Boşalttım çarı ama arada UTC'ye falan girerken bir iki pazarcı kardeşimin üstüne falan item alıp girip çıkıyorum böyle. Evet arkadaşlar. Diyez videomuz bu şekildeydi. Yarın Gordion'u inceleyip birleşim öngördüğüm 3 ilk server'ı bitireceğiz. Sonra Rosetta Olympia, en sonunda Steam Koy'a bakacağım. Vega ile alakalı çok bir şey demiyorum. Vega çünkü muamma. Bir şey demiyorum. Daha Krovas falan gelmeden birleştirirler mi? Meçhul. O yüzden şimdilik Diyez'den hepinize hayırlı günler diyerek görüşürüz diyorum arkadaşlar.